Bildiğiniz bir... Buna da bir bakalım. Keyfimiz yerine gelsin. Hem bir şeye ara vermiş oluruz. Hadi bakalım. Bekliyor bekliyor. Doğa zamanı geldi. Doğa. Mesela hangisi? Ama şimdi o duayı öyle gelişi güzel konuşamazsın ki. Söyleyemezsin ki İslami anlamda. Neden? Dua etmiyor musunuz siz? Cenabet olmaman lazım. Cenabet olmaman lazım. Yani cenabet olduğun zaman... O duayı okuyamazsın. İslami anlamda o duayı okumak günah. Şimdi o zaman siz cenabet mi olun? Evet, ben şu an cenabetim. Dün akşam eşimle ilişkiye girdim. Kusur abdesti almadım. Çok güzel giyiyorsun, böyle geniş giyiyorsun. He. Hep böyle geniş mi giyersin, yoksa yok, böyle... arada skinny de giyer misin? Yok, bile giyerim. Skinny giymez misin? Yok. Neden? Ney? Skinny. Nasıl skinny? Ya acaba şimdi geniş giyiyorsun ya, bir de skinny giyim var. O ne yani? Dar. Onu deme, senden duydum kardeş ya. İlk defa mı duydun? He. Arada bir skinny de giy. Ya skinny dedim, skinny dedim, olmuyor işte. Hep böyle bol mu giyersin, arada skinny giydiğin zamanlarda oluyor mu? Bikini mi, skinny mi? Skinny abi. Yok, giydiğim olmuyor. Nasıl, skinny giymiyor musun abi? Yok, skinny giymem, sikimi taşırım. 2 Tamam. Abi sikini demek dar elbise giymek demek. Ya, sikini taşıyorsun, ben de giyiyorum. Sikini giyer misin? Sikini derken? Sikini abi dar kesin. Şimdi geniş giyiyorsun ya abi. Oğlum, birinden dayak yiyeceksiniz bak. Bir de sikini giyim var. Ha, ismi sikini giyim mi oluyor? Evet. Giyer misin abi? Makara gidiyor. Makarada mısınız? Aga yok yani. Abi. Yok gerçekten. Derkesi. Giyimin ismi skinny abi. Skinny. Türkçesi. Evet, skinny. Allah Allah. Evet. Sen giymez misin abi? Skinny giymek. Senin aklına ne geliyor? Skinny geliyor. Skinny deyince penis geliyor aklıma. Ne gelecek aklıma? Öyle mi diyorsun? Benim ne gelecek abi? Abi hep skinny mi giyersin, yoksa böyle geniş mi giyersin? Nasıl? Skinny mi giyersin, geniş mi giyersin? Ne bulursam onu giyer. Skinny giydiğin zamanlar oluyor mu abi? Olur. Ne zaman giyiyorsun mesela? Dar zamanlar. Abi, ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? Problem var mı? Ekonominin namına sen koyarsın. Nasıl problemden çok, her şey problem. Aa, tuvalet 5 lira. Nasıl olacak? Bırakın, mazot kaç? Ben köylü çocuğuyum, köylü. Ben Karacabey'liyim. Ben Karacabey'liyim. Türkiye'yi, dünyayı doyuran parti bir yer. Yöre Karacabey. Sen neyi geçeceksin? Gel götüreyim seni Karacabey'e. Çiftçi bak ne yaptı ya? 3 tane uçağını açacağım, 3 tane. Ya bırakın Allah, buraya bırakacaksın. Yol yaptı, köprü yaptı, banka yaptı. Kimin bunlar? Ben 70'ten beri asfalttayım. Ne müsaade edeceğim seni ya? O zaman git o zaman. Yürü ortaya. Yürü. Bana bak. Adamı dinle. Sana insanlık yapıyor. İnsanlık yapıyor. Terbiyesizlik yapar. Şerefsizlik yapar. Küfür etmeyin. Yok tamam. Moloz sensin lan. Utanmaz herif. Erzurum'da gelmiş. Erzurum'dan senin gibi adam çıkmış. Yazıklar olsun. Ha evet, Erzurum'dan pek öyle garip adamlar çıkmaz, doğru. Terbiyesiz, şerefsiz. Bir saatten beri seni dinliyorlar. Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? Erzurum'dan asıl böyle adam çıkar lan. Battı, doğru söylüyor. Sen konuşma asıl. Sus. Erzurum'dan senin gibi bir adam çıkmış. Yazıklar olsun. Dur, yanlış geldi. Terbiyesiz, şerefsiz. Bir saatten beri seni dinliyorlar. Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? Konuşup durma. Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakı'na mı, altılı masaya mı oy verirsin? Kaliteye oy veririm, projeye oy veririm. Kalite proje nerede? Kalite proje siz nerede olduğunu görüyorsunuz. Muhalefet ne kadar kaliteli projeli? Şu an çalışıyorlar, altılı masayı takip ederseniz çalışıyor bana göre. Hükümetine destek vermek kalite proje ise amin. Ben öyle söylemiyorum, siz sözümü çarpıtıyorsunuz sadece. Sözümü ben çarpıtmıyorum bak. Projeler karnımızı doyuruyor mu, karnımızı beyefendi? Aç mısın hanımefendi? Tabi yetmiyor. Sabah bulgur çorbası, akşam bulgur çorbasıyla büyüdüm. Yokluğu bana anlatma. Yandık. 90 modele gitti. 90-80 model. Oraya geç. Anneciğim sen kaç modelsin acaba? 90 modele gitti diye öyle aşağılayamazsın. Olmaz. Sen kaç modelsin? Yani 73 modeliyim. 73. Allah'ım yardım et, ne olur. Modelin falan kalmamış yani öyle. Ha, zenginim yani. Zengin miyim? Model üzerinden gitme. Zengin miyim? Bak konuştuğun lafa dikkat edeceksin. Model falan filan 90 model. Lan? Sen kaç modelsin? Anneciğim model. Sen bir söylesene. Kaç modelsin model yavrum? Yavrum mu? Ha? Bir tane vurdum mu çarpsın? Bir vur. Ben de sana vururum. Sen ne çok konuşuyorsun lan? Kadına ne çok konuşuyorsun sen? Terbiyesizlik yapma. Sen lan? Hayır. Bak kalite ortaya çıkıyor. Sen kimsin lan? 90 model sen nasıl bana dersin 90 model? Polis çağırıyorum. 90 modeli niye bu kadar triggerlandı lan? Hani 90'ların o dönemden kafalar gibi bir şey yani. Hani 90 model öyle bu kadar gerilecek bir şey değildi bence. Şu anda bekle lan. Yavrum yavrum diyor kadına. Abla tamam. Ben seni polis çağıracağım. Hakkısını köpeksin çağır. Ya partikur. Vallahi partikura oy vereyim yemin ediyorum. Çok gençlerden yanayım ben. Atatürkçüyüz, gençlerden yanayız. Nasıl kaçtı pezevenk? 4 tane kare versen gider. Nasıl çalışır pazar, pahalı mı? Çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a var ya güç kuvvet versin, başımızdan eksik etmesin. Ben öyle demiyorum. Onun için de sen var. Bunu boş ver. Onun için de ben ölürüm. Tövbe, neden abla? Benim ömrümü var ya benden alsın ona versin. Neden? Biraz da ben konuşabilir miyim? Yok konuşamam. Pahalılık çok. Çok hiçbir şey alamıyorum. Baskı yapma lan. Bırak annesi mi bu da acaba? Yok alabiliyoruz. Konuş. Yapan söylüyor alabiliyoruz. Ben Karamürsel'den geldim. Evet. Pahalılık çok. Hiçbir şey alınmıyor. Ne yeşillik ne gibi hiçbir şey alınmıyor. Kiralar 6-7 bin. Her şeyi alabiliyoruz. Her şeyi alabiliyoruz. Allah evler geçen giriyor. Şeye benzedi. Geçen bir tane röportaj vardı ya böyle teyze işte bir herif geliyor. Çok iyi abi ekonomi cart cürt bilmem ne diyor. Arkadan arkadaşı geliyor. Ulan pezevenk kirayı bu ay benden istemedin mi? Nasıl geçinebiliyorsun falan diyor. Bu da onun gibi bir şey herhalde. Alamıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin gerçekten. Ekonomi o mu yaptı? Denetliyor. Pahalılığı da söyle Emine. Pahalılık yok. Bize de zam yaptı. Emekli paralarımıza da zam yaptı ya. Şimdi her şeyi alabiliyoruz. Kadın yalan söylüyor. Ya. Bak ne giyiyor bak. Dur. Bak. Kadının soyacak utanmasa AK Parti'yi temize çekmek için. Çırpınma artık. Hayır yani senin şu an övdüğün parti bile çıkıp şey diyor. Evet sıkıntılar var. Kötü düzelteceğiz. Hani onlar dahi kabul etmişken bu savaşın bir manası yok. Hayır bak hele bak para dolu. Ondan sonra da var ya giyimine bak, kuşamına bak, ayakkabısına bak. Akraban mı abla? Abla kardeşim. Nankör bunlar CHP. Emekli Allah para Allah. Hiç yok az. Var. Aa yeniden zam geliyor yine de. Allah ondan bin kere razı olsun. Ben hep onu diyorum. Allah benim ömrümü var ya ona ver. Suriye'den berbat olacağız oğlum. Berbat olacağız. Hayır konuşmasın. Parası var, evi var, her şey. Konuşmasın. Bu genel bunlar da alışkanlık abi. Farklı bir şey varsa konuşmasın. Yukarıdan aşağıya kadar. Var. Niye? 36 yaşında oğlum var, evlendiremiyorum. Yalan söylüyor. Ablam bu benim. AK Parti'yi destekleyenler diş mırnaktır. Bu ülkeyi batıran da sizsiniz. Bu gençliği bitiren de sizsiniz. Ablam sen devam et, git oradan çayını çorbanı iç. Ondan sonra AK Parti'yi ver oyunu. Sürülerle beraber servis yaparsın. Hadi görüşürüz. Lan yürü git, laf sokma bir de lan. Ne istiyorsunuz? Ne bulamıyoruz diyorlar. Ne istiyorsunuz ya? CHP gelsin de. Abla ben CHP gelsin demedim ki. Sen randevu alabiliyor mu diye soruyorum. İyi nesi var sağlığın? Sağlığın nesi mi var? Abla ne kullanıyor? Abla. Sen ne kullanıyorsun? Sen küpene bak ilk önce bir. Şu kaşına gözüne küpene bak. Sen ilk önce bir adam ol öyle gel tamam mı? Birisi evime ambulans gönderebilir mi arkadaşlar? Spazm başladı da. Adam değil mi? Adam değil, hiç adama benzemiyor. Şu haline bak. Gencimiz böyle mi olur ya? Genç dediğin genç gibi olur yani. Böyle söyleyecek o kadar hiçbir şey yok ki. Hani mağaradan çıkmış gelmiş ve söyleyecek o kadar hiçbir şey yok ki. Öyle yani estiriyor işte adam ol. Genç dediğin genç gibi olur falan. Hani boş döktürüyor, ağzımdan bir şeyler çıksın. Tenekeden de çıkıyor ya ses. Başında gözünde küpe o ne öyle? Tavuk döner alalım 55 lira. Ne sağlığından bahsediyorsun sen? Düzelir. Hepsi düzelir. 2023 gelsin hepsi düzelir. Ne olacaktı abla 2023'te? Allah büyüktür, ne olacağını artık. 2023'te Lozan bitiyor de şurada soyunacağım, kahkaha atacağım. Yemin ederim. Lozan bitiyor mu abla? Bitiyor Allah'ın izniyle. Soyun lan. Ya cahil misin kadın? Ne cahil lan? Ekonomi nasıl iyi mesela? Ne cahil lan? Onu bize anlatın. Herkes araba sırasında diyorum. Herkes araba sırasında diyor. Hayatında ya bu zaman. Bu arada müjde. Lozan bitiyor. Kaldı tam tamına 10 gün. Kutlamalar başlasın. Artık Yeraltı zenginliklerini çıkartacağız. Petrol çıkartacağız. Elmas çıkartacağız. Orji yap. Hayır, bunu yapmayacağız. Efendime söyleyeyim. Uçaklar yapacağız. Fabrikalar. Oh, başlasın kutlamalar. Haydi bakalım. Son 10 gün. Yazık, acaba ocağın birinde uyanıp bunların hiçbirinin olmadığını görünce ne hissedecekler, ne düşünecekler? Çok merak ediyorum. Bir kalkıyorsun, yıllardır buna bel bağlamışsın bir de. Bir uyanacaksın. Aynı. Zamana kadar, bu yaşına kadar kaç tane kitap okudun? Çok okudum, saymadım. Sana ne kattı? O zaman uygulamamışsın. Uygulamadığımı nereden biliyorsun? Tamam, sen diyorsun ki yok diyorsun ya. Tamam yok diyorsa o zaman evet, biraz kendimizi geliştireceğiz. Hayır, ben az bak, kitap okuduğum için bu araba alamadım ben ehliyeti aldım. Hayır, kıyat, anlamıyoruz ki biz. Likayat. Ya likayat dediğimiz yer, ben ehliyetimi almışım ama araba... Evet. Biraz kendimizi geliştireceğiz. Hayır, ben az bak, kitap okuduğum için bu araba alamadım ben ehliyeti aldım. Hayır, kıyat, anlamıyoruz ki biz. Likayat. Ya likayat dediğimiz yer, ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Araba almak zenginlik bir şey değil artık. Likayat. Bunu anlayın yani. 1990 yılında rahatsızlandım. Şimdi ya, sağlık sana çok geçim önemli. Söylüyorum ama sen... Ama bak lafı değiştiriyor, böyle yaparsan konuşalım. Tamam konuşalım da sen 99'da rahatsızlandım diyorsun. Ne diyelim adam şimdi bize 90... Hiçbir çocuğun gel tek ya. Bunlar böyle kanı koyduğumuna koyduklarım. 5 kişi ananı sik. Hayır, çok yanlış, hayır. 2023'te Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ekrem ya da İmamoğlu. Ekrem ya da İmamoğlu. Ya ikisi de... Benim kafanın içi... Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptıkça böyle bir şeye dönüşüyorum. Kimi düşünelim? İsmi söyle gideyim ben, haydi. Miroğlu. Miroğlu diyorum, İmamoğlu. Ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Bunu da aradan çıkartmış olduk.